Tekrar merhabalar. Webinarımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Aktaş, inşaat mühendisiyim. Bugün sizinle protostructure ve protostilde çelik merdiven tasarımını nasıl yapacağımız hakkında görüşlerimi paylaşacağım. Gündemimizde öncelikle proto hakkında size bilgi vereceğim. Ardından proto yazılım çözümleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Daha sonra protostructure ve protostilde çelik merdiven tasarımları nasıl yapılıyor? Bunlara değineceğiz. Webinar sonunda da soru cevap kısmımız olacak. Sorularınızı questions bölümünden iletebilirsiniz. Proto 1985 yılında kurulmuştur ve Türkiye'nin en büyük mühendislik, müşavirlik ve yazılım şirketlerinden biridir. Şu anda Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da faaliyetler göstermektedir. Proto bir şirketler grubudur ve Proto yazılım da bu şirketler grubundan biridir. Biz de protostructure yazılımını Proto yazılım adı altında geliştirmekte devam etmekteyiz. Proto yazılım bildiğiniz gibi protostructure, protodefis, protostil ve protobim modüllerinden oluşuyor. Protostructure genel analiz programı olarak da değerlendirilebilir. Ancak bunun yanı sıra kullanım kolaylığı sağlayan, modelleme kolaylığı sağlayan araçlara sahiptir. Çelik ve betonarme elemanları modelleyebilir, analizini yapabilir ve tasarımını yapabilirsiniz. Ve çelik ve betonarmeyi aynı bir model üzerinde modellemek mümkün. Temelleri yine protostructure'da analiz ediyoruz. Rapor oluşturma ve rapor yöneticisi de yine protostructure'da yer alıyor. Betonarme elemanlarımızın tasarımını yaptıktan sonra detay çizimleri için ProtoDetails modelini kullanıyorum. ProtoDetails akıllı nesnelerle donatılmış bir CAD ortamıdır. Aynı zamanda protostructure'dan bağımsız olarak geniş bir tasarım kütüphanesi yer alır. İstinat duvarı, çelik iskele gibi tasarımları da ProtoDetails kısmında yapabilirsiniz. ProtoSteel, çelik detaylandırma aracı olarak kullandığımız modül. Burada hazır makrolardan oluşan bir kütüphane mevcut. Bu kütüphaneye ek olarak manuel bağlantılar da oluşturulabiliyor. Bunlar dışında IntelliConnect gibi bir bağlantı aracı var ki işlerimizi ciddi anlamda kolaylaştıran bir araç. Aynı zamanda oluşturduğumuz bağlantıların tasarım raporlarını ProtoSteel'de oluşturabiliyoruz. Renkli olarak tasarım durumlarını gözlemleyebiliyoruz. Yine montaj ve genel yerleşim çizimleri, üretim çizimlerini de otomatik olarak ProtoSteel'de oluşturuyoruz. IFC ve Tekla entegrasyonu sayesinde diğer programlarla veri alışverişi yapabiliyor ProtoSteel. ProtoBIM ise Autodesk Revit entegrasyonu sağlıyor ve Revit ile data alışverişine imkan tanıyor. Proto hala global olarak büyümekte olan bir firma. Türkiye, Avrupa, Asya'da merkezlerimiz bulunuyor. Bunlara ilaveten de şubelerimiz ve partnerlerimizle dünyada hala gelişmelerimize devam ediyoruz. Sorularınızı biraz önce bahsettiğim gibi kontrol panelindeki questions bölümünden yazabilirsiniz. Vakit buldukça cevaplamaya çalışacağım ya da webinarın sonunda cevaplayacağım. Cevaplayamadığımız sorular için destek@proto.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Size oradan hızlı bir şekilde dönüş sağlayabiliriz. Webinar sonunda da otomatik olarak gelecek olan anketi doldurursanız bundan sonraki webinarlarımızda bize yol gösterici nitelikte olacaktır. Şimdi protostructure kısmından neler anlatacağız onlara geçelim. Protostructure'da çelik elemanlarımızı betonarme ile beraber modelleyebiliyoruz ve analizini yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi iki farklı tip merdiven tasarladım ben burada. Genellikle yangın merdiveni olarak betonarme yapıların yanında çelik merdivenler tercih ediliyor. Bunlar genellikle ya çerçeveli sistemler, şu kısımda gördüğünüz gibi, ya da dairesel merdivenlerden oluşuyor. Bu merdivenleri isterseniz protostructure'da iki farklı protostructure modeli olarak oluşturup temelini oluştururken tek bir model altında toplayabilirsiniz.
isterseniz aynı model üzerinden çalışabilirsiniz. Sigorta bunlara izin veriyor. Yine analitik modelden birlikte çözülmüş bir analitik model görseli de ekledim. Burada Structure'da detaylarımızı, geometrik ayarlarımızı yaptıktan sonra, kesitlerimize karar verdikten sonra modelimizi Protoss ile aktarıyoruz. Burada bağlantı tasarımlarını yapacağız öncesinde. Korkuluk, döşeme tipi uygulaması, merdiven gibi detay çalışmalarını Protoss ile yapıyoruz. Birazdan canlı olarak Protoss kısmında da bunları yapacağız. Korkuluk tasarımı makrosunu kullanacağız. Korkulukları hızlı bir şekilde oluşturmamızı sağlayan bir makro. Döşeme kaplaması için de yine bir makro mevcut. Izgara veya baklavalı sacı olarak döşeme tipini seçimini yapıp uygulayabiliyoruz. Burada bunlar bir makro olduğu için özelliklerinde birçok parametre barındırıyor. Örneğin bir profile çarpma noktasında buradaki kertmeleri otomatik olarak makro içerisinden ayarlayabiliyorsunuz. Basamak tasarımı da yine ızgara ya da baklavalı sac olarak uygulanabiliyor. Seçiminizi yaptıktan sonra parametreleri ayarlayıp iki kirişi seçtiğiniz takdirde basamaklarınız oluşturuluyor. Şimdi izninizle protostructure kısmına geçelim. Şimdi protostructure'da modelimizi oluşturduk. Modelimizin bir tanesi çerçeveli sistemden oluşuyor. Ben bu sistemi betonarme binadan bağımsız olarak çözmeyi tercih ettim. Şöyle yandan bakacak olursak betonarme ile aslında temel dışında herhangi bir bağlantısı yok. Buradan geçişlerin, sahanlıklardan geçişlerin olduğu bir sistem var. Hemen bir diğer merdiven tipimize gelecek olursak burada da sahanlıklardan betonarme binaya bağlantı yapılarak merdiven tasarlandı. Çerçeveli sisteme tekrar bakacak olursak, betonarme binanın kat seviyelerinde sahanlıklardan geçişler yapıyoruz. Dolayısıyla bizim bir katlı sistemimiz var. Buna istinaden kolonlarımızı da boy kat tanımlayarak yekpare olarak tanımladık. Özelliklerine bakacak olursak, kolon özellikleri penceresinde boy kat 3 olarak verildiğini görüyoruz. Böyle olduğunda da kolonumuz yekpare olarak temele kadar tanımlanmış oluyor. Kolonun kesit editörünü açıp kesit değişikliği yapabilirsiniz. Burada dönme açısını, malzeme özelliklerini değiştirebilirsiniz. Burayı kapatalım. Kolonlarımızı bu şekilde oluşturduktan sonra kirişlerimize geçiyoruz. Sahanlık kirişleri tanımladık ve merdiven kirişleri tanımladık. Merdiven kirişlerini olabildiği kadar uygun geometrik konumda uygulamaya çalıştım. Benim düşüncem bu merdivende merdiven basamağını taşıyacak olan kiriş, üst kısımdaki bağlantı ve alt kısımdaki bağlantı tek parça olarak atölyede imalatı yapılacak ve sahaya gönderilecek şekilde düşündüm. Çelikli modelleme yaparken, protost ile geçmeden önce, protost structure'dayken ne tür bir bağlantı bir tasarımı yapmak istiyoruz? Bunlara karar vermek önemli tabii ki. Dolayısıyla ben de burada bağlantılarımı hem imalata yönelik hem de protostildeki modelleme yetisine yönelik yönlendirdim. Bu şekilde yapmak aslında girişin doğrudan gelip çarpmasından çok daha uygulanabilir bir yöntemdir. Bu şekilde kirişlerimizi tasarladıktan sonra çaprazlara geçiyoruz. Çaprazları X çapraz olarak tercih ettim. Yine özellikler penceresini açıp özelliklerine bakacak olursak çapraz tipi olarak X çapraz seçimi yapıldı. Kısa elemana göre hizalar işaretlendiğinde kısa kolona göre, yani bu iki kolondan kısa olana göre X çaprazın başlangıç noktaları tanımlanmış oldu. Şu anda kat yüksekliklerimiz 3 metre, 3'er metre ve 1,5 metreden oluşuyor. Dolayısıyla alt üst kaçıklıklarını da X çaprazın buna göre şekillendirdim. Yani 450 santim üstten kaçıklık verdim. X çaprazlarda böl komutunu kullandığımız zaman burkulma boylarını yarıya indirmiş oluyoruz. Buradan böl komutunda
seçebilirsiniz. Aksi takdirde elemanlar birbirine kutulu olarak analiz edilecektir. Bu da dolayısıyla ekonomik bir etkiler. Modelimizi bu şekilde oluşturduktan sonra yüklere geçiyoruz. Yükleri basamakları gördüğünüz gibi tanımlamadık. Basamakların tamamını prototip kısmında tanımlayacağız. Burada önemli olan basamaklardan gelecek yüklerin kirişlere dağıtılması. Basamak yüklerini kirişlere dağıtırken nasıl yapıyoruz? Basamak genişliği ile yük oranımızı çarpıp kirişlere, kiriş kollarına aktarıyoruz. Kiriş üzerinde sağ tıklayıp kiriş yüklerini düzenle diyerek buradaki yüklemeyi gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde görecek olursak G ve Q yüklerinin yüklendiğini görüyoruz. Görsel sorgulama penceresinden hangi elemanlara yük aktardığımıza bakalım. Kullanıcı tanımlı yükleri kullanan kirişleri gösterelim. Bakın kırmızı olarak gösterilen kirişlerde kullanıcı tanımlı yüklemeler yapılmış. Tekrar görsel sorgulama penceresinden kapatalım. Aynı zamanda analitik modeli geçtiğimizde analitik modelde de bu yükleri görebiliyoruz. Örneğin Q yüküne bakacak olursak, bakın burada tanımladığım yükleri merdiven basamaklarının kiriş kollarına aktaracağı yükleri görebiliyorum. Yine sahanlıklar için de aynı şey geçerli. Şimdi elemanlarımızı yine görsel sorgulama penceresinden çelik olarak malzeme tanımından mavi olarak da çeliklerimizi görüyoruz, çelik elemanlarımızı. Binamızı analiz ediyoruz, tasarımını yaptırıyoruz, daha sonra protosiyle aktarıyoruz. Protosiyle aktardığımızda çelik tasarım kurulusundan tabii protosiyle aktarıyoruz. Protosiyle aktardığımızda biz yine bağlantı tasarımları için hazır makrolarımız bekliyor. Bu makrolardan yola çıkarak bir önceki webinarda bu konuları detaylı olarak anlattığım için burada tekrar anlatma gereği duymadım açıkçası. Kolon kiriş bağlantılarımızı yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi Alt+D tuşlarına bastığımız zaman yeşil uçlar, yeşil nokta ile gösterilmiş uçlar, mapsal tanımı verilmiş uçları belirtiyor. Bu şekilde protostructure'da modelimizi tabii ki buna göre oluşturduk. Bağlantılarımızı ekledikten sonra basamaklarımızı ekledik, korkulukları ekledik ve ızgara tanımlarımızı ekledik. Hemen üst bölümde bir örnek yapalım. Modelimizi biraz sadeleştiriyorum. F4'e bastığınız zaman üstten tam görünüş alırsınız. Bu da seçim yaparken bize kolaylık sağlar. Elemanlarımızı seçip sadece seçilenleri gösterelim. Tekrar sağ tuşa basarak modeli döndürüyorum. Betonarmeyi de isterseniz kaldırabiliriz. İsterseniz kalabilir. Seçilenleri gösterelim. Öncelikle korkuluklarla başlayalım. Merdivenlerimize bakalım. Merdiven bağlantılarımızı nasıl yaptığımıza. Gördüğünüz gibi protostructure kısmında da söylemiştim. Bu kısım tamamen tek parça halinde tanımlansın istiyorum demiştim. Bakın kırmızı olarak yanan kısım sahaya tek parça olarak geldi. Bu tek parça olarak tanımlamak için merdiven kirişinin kırım noktalarında kaynaklı bağlantı teşkil edeceğiz. Bunun için hazır bir makro var. Bu makroyu kullanacağız. Makronun adı uydurma bağlantı makrosu. Makroyu çalıştırıp iki kirişi seçtiğiniz takdirde sağ tıkladığımızda bağlantı oluşacaktır. Hemen deneyelim tekrar. Uydurma bağlantı makrosu, kiriş ve kiriş. Gördüğünüz gibi makro oluştu. Makronun herhangi bir elemanını seçip Enter tuşlarına basarak makro özelliklerini açıyorum. Burada varsayılan olarak tek levhalı sistem olduğunu görüyoruz. İsterseniz bunu yok ya da çift levhalı olarak da değiştirebilirsiniz. Ben burada yok olarak değiştirip kafa kafaya kaynaklanmasını istiyorum. Yok dedikten sonra uyguluya basıyorum ve varsayılanı ata diyorum. Varsayılanı ata dediğiniz takdirde uyguladığınız son işlem artık varsayılan olarak kullanılır.
Örneğin şu noktada tekrar yapmak istediğimde yine komutu çalıştırıp iki tane kirişi seçiyorum ve bakın bağlantımız oluştu. Bu gördüğünüz soft mavi küp şekilleri kesme nesnelerini belirtiyor. Çizimde herhangi bir etkisi olmayacaktır bunların. Görüntüden de bu şekilde kaldırabiliriz. Gördüğünüz gibi kesim uygulanmış ve tek parça olarak teşkil edildi. Şimdi korkuluk tanımlayalım merdiven koluna. Korkuluk tanımlarken protostilde korkuluk makrosu komutunu kullanacağız. Bu komutu çalıştırıp girişi seçip iki kez çift sağ tıkladığımızda korkuluk uygun konumda yerleştirilir. Gördüğünüz gibi. İsterseniz çift sağ tıklamadan belirttiğiniz alana da uygulayabilirsiniz. Bu şu şekilde oluyor. Yine korkuluk komutunu çalıştırdıktan sonra burayı biraz görüntüyü sadeleştirip yapsam daha anlaşılır olacak galiba. Bunu kaldıralım. Tamamdır. Şimdi bu iki merdiven korkuluğunun birbirine bağlantısını yapmak istiyorum bu dönüş noktasında. Bunun için de yine korkulukları birbirine bağlayan bir makro var. Bu makroyu kullanıyoruz. Komutu çalıştırdıktan sonra korkuluk kollarını seçip birkaç saniye beklediğiniz zaman bu şekilde dönüş oluşturulacaktır. Şimdi merdivenin en üst tabanlarına dönüş yapalım. Burada daha detaylı olarak korkuluğu ele alalım. Şimdi dediğim gibi korkuluk tanımlarken korkuluk makrosunu çalıştırdık. Elemanı seçtik. Hangi elemanı üzerinde oluşturmak istiyorsak ve birkaç kez sağ tıkladığımız zaman korkuluk otomatik olarak oluşur. Bu yine bir makrodur ve yine M tuşuna bastığınız zaman makronun sembolü kırmızı olarak yanar. Enter'a bastığınız zaman da özelliklerini açarız. Özellik penceresinde genel bölümünden korkuluğun baş ve son uzatma miktarlarını ayarlıyoruz. Örneğin 100 santim, pardon 100 milim olarak uygula dediğimizde değişiklikler oluyor. Ya da alt kısımdaki ayarları da yine biraz daha büyük değerler verelim. Bu şekilde girişin sonundan ne kadar, ilk dikmenin ne kadar çekileceği anlamını taşıyan bir mesafe. İsterseniz buradaki dikme aralıklarını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Yani 1000 gittikten sonra 2000 olarak korkuluk dikmesinin aralıklarını değiştirebilirsiniz. Dikme ayarlarına baktığımızda dikmeler köşebant olarak tanımlanabilir ya da boru profili olarak tanımlanabilir. Burada bir katalog mevcut. Profil kataloğundan istediğiniz tipi kullanarak korkuluk tasarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi profil kataloğundan hangi tipi uygulamak istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ben CNC42 boru kullandım. Bunun dışında altta yeşil olarak gördüğünüz plaka tekmelik olarak adlandırılıyor. Tekmeliği isterseniz yönü ters çeviri kullanarak ve uygulayı seçtiğiniz zaman bakın ters tarafa atanmış oluyor. Hemen korkuluk testimizi düzeltelim. Bu şekilde tekmeliği diğer tarafa atmış olduk. Bağlantı yeri şu anda profilin tam merkezinden bağlı. Eğer bu ayarı örneğin 50 milim olarak da değiştirirsek, uygula dersek dışarıya doğru profilin flanşında dışarıya doğru 50 milim kaydırılmış olacak. Bu tür ayarlar kısımdan yapılabilir. Detaylandırırken aslında bu ayarlar gerekiyor. Dizlik ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Örneğin bu iki giriş üzerinden sürekli geçiş yaptığında tekmelik kolona çarpıyorsa tekmelik miktarını bir miktar yukarıya kaydırabiliriz. Örneğin 200 desek burada.
bu şekilde 200 milim tekmeliği bir miktar yukarıya kaldırdım. 100 milim de tekmeliğin genişliği olarak tanımlandı. Yine korkuluk ayarları bölümünden korkuluğun başta ve sondaki kıvrım detaylarını veriyoruz. Buradan her ikisini seçerek uygula dediğimiz zaman başta ve sonda dönüşler uygulanacak. Ayrıca kıvrım yapmak istemiyorsa, yuvarlak bir detay yapmak istemiyorsa başlangıç ve sonda kapak detayı da boru profilleri için ekleyebiliriz. Bu ayarları genel olarak makron ayarları bölümünde kaydedip sürekli kullanım için buradan bir seçim uygulayabilirsiniz. Son yaptığımız değişikliği yine tekrar kullanmak için varsayılanı ata seçeneğini işaretliyoruz. Bir tane daha korkuluk bağlantısı oluşturalım. Örneğin birden fazla eleman için oluşturduğumuzda sağ tıklıyoruz. İğneç artı şeklinde geliyor. Burada hangi mesafeyi göstermek isterseniz o mesafeyi gösterebiliyorsunuz. Yani profilin sonuna kadar da gösterebilirsiniz. Herhangi bir arada bir değer de gösterebilirsiniz. Profiller üzerinde bu arada kontrol tuşuna bastığınız zaman otomatik olarak profil üzerinde snap edilir. Bunu da hatırlatmış olayım. Ben sona kadar bir korkuluk oluşturmak istiyorum. Buraya kadar seçim yaptım. Biraz önce bahsettiğim gibi bu kısmı değiştirebiliriz. Yukarıya bir miktar taşıyabiliriz. Korkuluk makroları diğer tüm elemanlarda olduğu gibi ya da makrolarda olduğu gibi makroları seçip kopyala tuşunu kullanarak diğer katlara kopyalanabilir. Tekrar hepsini görüntüle seçeneğini işaretleyelim. Şimdi merdiven girişleri arasında basamak detayı oluşturalım. Şu kısımda basamaklarımız gördüğünüz gibi oluşturulmamış. Bu kısma basamak oluşturacağım. Yine basamak için de bir makro yer alıyor. Basamak makrosu hemen bu kısımda basamak delikleri makrosu oluşturur. Komutu çalıştırdıktan sonra merdiven kollarını seçiyoruz. Kendisi otomatik olarak oluşuyor. Dediğim gibi bu da bir makrodur. Dolayısıyla M tuşuna basıp Enter tuşuna bastığımız zaman makro özellikleri penceresi açılır. Basamak olarak ızgara ya da baklavalı saç kullanabiliriz. Baklavalı saç seçimi yaptığınız zaman gördüğünüz gibi baklava saç özellikleri yükleniyor. Ya da ızgara seçimi yaptığınız zaman da tipik ızgara seçimleri yükleniyor. Burada basamakların yükseklik ayarlarını vesaire değiştirebilirsiniz. Tamamen detay tanımlarıyla alakalı bir bölüm aslında. Şimdi de döşeme tipi belirleyelim. Yine ızgara ya da baklavalı saç olarak kullanılan döşeme tiplerinden bahsedeceğiz. Bunun içinde yine bir makro mevcut. Izgara ve baklavalı saç modelleme makrosu. Komutu çalıştırdıktan sonra döşeme tipinin oturacağı alanı seçiyoruz. Hangi kirişler arasında oluşturulacaksa o alanı seçiyoruz. Birinci kiriş, ikinci kiriş, üçüncü kiriş ve dördüncü kiriş. Daha sonra sağ tıkladığımız zaman detayımız oluşacaktır. Kontrol M'ye basarak bakın makronun tamamını seçiyorum. Bunları gizleyelim. Daha görünür olsun. Kontrol M'ye bastım. Elemanlardan herhangi birini seçip seçilenleri gizledim. Gördüğünüz gibi burada bir korkuluk dikmesi vardı. Korkuluk dikmesinin olduğu yerde baklavalı saç kesilmiş. Aynı zamanda kolonun olduğu bölümde de çarpmayı engelleyecek şekilde baklavalı saçın kesildiğini görüyorum. Özelliklerini açıp özelliklerini inceleyelim. Yine M enter tuşlarına basarak özelliklerini açtık. Burada kaplama tipi olarak neyi kullanmak istiyoruz? Baklavalı saç ya da ızgara. Baklavalı saç uygulayacak olalım. Tip belirlemesi yapıyoruz. 3 bölü 4 baklavalı saç kullanılsın. Bel kitmeleri yarat adında bir komut var burada. Bu komut şöyle hemen Alt D tuşlarıyla çizgisel modda göstereyim. Gördüğünüz gibi alttan destek sağlayıcı
sertifmeler kullanılıyor. İsterseniz bu sertifmeleri yarat komutunu seçimini kaldırarak da uygulayabilirsiniz. Sertifme tipini köşe bant ya da levha olarak ayarlayabiliriz. Yine genel menüsünde offset bölümleri var. Offset ayarları. Yani kolonla ne kadar mesafede kesilsin. Herhangi bir levha gördüğünde ne kadar mesafede kesilsin. Örneğin kolon offseti. Bakın burayı 150 yaptığımda kolondan 150 milim offsetlenmiş oluyor. Kolona denk gelen bölümlerinden. Ya da profili offsetle dediğim zaman profili offsetle dediğimde 150 milim giriş yaptığımda bakın burada hangi profiller vardı? Korkuluk matrolarımız vardı değil mi burada? Korkuluk ayaklarının olduğu yerler. Bu kısımlardan, bu profillerden 150 milim geri çekilmiş oluyor. Levhadan varsa etrafında bir levhaya çarpıyorsa yine bundan 150 milim kaçırabiliriz yani istediğiniz kadar. Buradaki alın levhasından kaynaklı olarak levhadan kaçırıp uyguladı. Bu şekilde detayları uygulayabiliyorsunuz. Bu kısım genel olarak bu şekilde. Malzeme kalitesi belirtiyorsunuz. Mertiklerle ilgili yine kalınlık ayarlarını yapabilirsiniz. Uygulamamız bu şekilde oluyor. Peki her zaman sadece belli bir alanda mı oluşması gerekiyor? Hayır. Kirişlerimizi şu şekilde de seçebilirsiniz. Bakın tek bir parça olarak atanmış oldu. Bu kısımda da ekleyelim. Böylece tanımlamış oluyoruz. Tamamını görselle dediğimizde de oluşturduğumuz döşe basamakları bu şekilde görebiliyoruz. En çok kullandığımız. Ben bunların dışında bir de dairesel merdiven tanımını size göstermek istiyorum. Dairesel merdiven tanımımızı da diğer tarafta yapacağız. Görüntüde bir miktar sadeleştirme uygulayalım. Öncelikle bağlantılarımızı oluşturalım makrolar yardımıyla. Burada dairesel çelik kolonla girişin bir bağlantısı söz konusu. Burada ek geri tanımı verildiğini görüyoruz. Dairesel kolonlarla kirişlerin bağlantıları makrolardan ziyade bu iki eleman arasındaki bağlantıyı yapmak bazen çok zor. Dolayısıyla bu kısımlarda genellikle kaynaklı bağlantı tercih edilir. O yüzden ben kirişi kolona kaynaklamayı tercih edeceğim. Kirişin alt F tuşuyla tekrar baktığımda bakın kirişin kolon içerisine doğru uzadığını görüyorum. Önce girişte kesme uygulamamız gerekiyor. Buradaki kesme işlemini bunu şu an çevresiyle kes adlı komutla yapacağız. Komutu çalıştırdıktan sonra önce gelen kirişi seçiyorum. Daha sonra hangi elemanla bu kirişi keseceksek o elemanı seçiyoruz. Kesen nesneyi silmek istiyor musunuz diye soruyor. Hayır diyorum. Bu durumda şöyle kesme nesnelerini de açacak olursak kolon bir kesme nesnesi olarak oluşturuluyor. Ve Alt F tuşuna tekrar basacak olursam bakın kirişin uygun bir şekilde dairenin gövdesi oranında kesildiğini görüyorum. Aynı işlemi diğer eleman için de uygulayacağım. Şimdi kesme nesnelerinin görünebilirliğini kapatıyorum. Konuşan çevresiyle kes. Kirişi kolonla kessin. Hayır diyorum. Ve kesme işlemimiz tamamlandı. Şimdi ek geri detayına geldik. Ek geri için hazır makrolardan ek geri bağlantı makrosunu komutu çalıştırıp girişin iki parçasını seçiyorum. Makro otomatik oluşuyor. İki parçayı seçiyorum ve makro oluşmuş oldu. Devam edecek olursa girişlerin betonarme elemanlarla bağlantısı bölümü var. Girişlerin betonarme elemanlarla bağlantısı gömülü çelik bağlantı makrosuyla oluşturulabilir. Ya da duvardan bağlantı için girişten duvara bağlantı makrosuyla oluşturulabilir. İsterseniz burada girişten duvara bağlantı makrosunu kullanalım. Önce kolon
Daha sonra girişi seçip birkaç saniye bekliyoruz. Böylece bağlantımız oluşmuş oluyor. Böyle bana bir miktar şöyle kaydıracak olursam gördüğünüz gibi makromuz oluştu. Şöyle görüntüleyelim. Bu bir makro olduğu için M enter tuşlarıyla özelliklerini açıyorum. Özelliklerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Bu uygulamanın dışında tabii ki burada Alt F tuşuna bastığımda bakın içeride gömülü çeliklerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla uygulamada, betonarme uygulamasında bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer kimyasal üzerinde delikler oluşturmamız yeterli olacaktır. Sahada güven sonra teşkil edilebilir. Buradaki uygulamayı da ben daha önce hazırladığım bir manuel makro vardı. Bu makroyu kullanarak oluşturacağım ama aslında çok da kolay. Şöyle özetleyeceğim size birazdan. LP200'ün bağlantı oluştur diyorum. Kiriş ve kiriş. Zor değil gerçekten. Önce alın levhası bağlantı makrosunu ve noktayı gösteriyorum. Burada bir levhası oluşturuluyor. Daha sonra civata delikleri açmak için de civata komutunu kullanıyoruz. Civata grubu yarat. Bu komutta da özelliklerini delik olarak işaretliyoruz şu kısımda. Hemen tip olarak, delik olarak işaretlediğimiz zaman plaka üzerinde delik açmış olursunuz. Diğer bağlantılarımıza geçelim. Fonksiyonel eyvalı bağlantı makrosuyla telli kirişlerimizi yaratalım. Ana kirişi seçtikten sonra telli kirişi seçip birkaç kez sağ tıkladığınızda bağlantı oluşacaktır. Şekilde. Şimdi burada bir çapraz olduğunu görüyorum. Bu çaprazın bağlantısında yine hazır makrolardan civatalı bayrak levhası bağlantı makrosu kullanarak oluşturalım. Önce kiriş, daha sonra çapraz ve sağ tıkladığımızda bağlantımız oluşacaktır. Yine kolon, çapraz ve sağ tık ile bağlantımızı oluşturabiliriz. Burada isterseniz korkuluklarımızı da oluşturalım. Daha sonra oluşturduğumuz bu bağlantıları yukarıya kopyalayalım ve diğer katlarında bağlantılarını oluşturmuş olalım. Korkuluk makrosunu çalıştırıyorum ve kirişi seçip bir kez sağ tıkladığımda giriş üzerinde korkuluk uygulanmış olur. Korkuluğun tekmelik yönünü hemen özelliklerini açıp bitme ayarlarından yönünü ters çevir diyorum. Tamam diyerek pencereyi kapattık. Diğer tarafta da uygulayalım korkuluk. Buradaki korkuluğu basamaklar devam edeceği için daha kısa tutmaya çalışacağım. Dolayısıyla başlangıç ve bitiş noktalarını kontrol tuşuna basılı tutarak bu şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde buradaki korkuluğumuzu oluşturduk. Buradan tekrar merdiven basamağı çıkacak şekilde ayarlayacağız. Bağlantılarımızı oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken makroları seçip diğer katları tanımlamak. Kat yüksekliklerimiz 3 metreydi. Dolayısıyla 3000 milim kopyalayacağım. Bağlantılarımızın olduğu bölümün tamamını seçiyorum. Daha sonra M tuşuna bastığımız zaman bakın makro sembolleri kırmızı olarak işaretlenmiş oluyor. Ve tekrar seçiyorum. M'ye bastığımda makro sembolü kırmızı olarak yanıyor zaten. Sağ tıklayıp kopyala, doğrusal kopyala diyelim. Z yönünde, global koordinat sistemine göre Z yönünde 3000 milim kopyalıyorum. 2 adet kopyalansın. 2 katım olduğu için.
Kopyalayı seçiyorum. Bir miktar bekleyeceğiz. Sonunda herhangi bir hata uyarısı var mı şeklinde bir tek dosyası açılıyor. Bu dosyayı kapatıp devam edelim. Şöyle genel olarak kontrol ettiğimizde de bağlantıların oluştuğunu görüyoruz. Birkaç tane bağlantı oluşmamış galiba. Bunları da hızlıca oluşturalım. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi burada basamakları manuel olarak kendim oluşturmak istiyorum demiştim. Basamakları oluştururken temel katında bir plan görünümüne geçelim. Katrede kriterlerimizi de görecek şekilde görünümümüzü buradaki daha önceden oluşturduğum noktaları sildim. Şimdi nokta komutlarını kullanarak nokta komutlarını kullanarak önce plakamızın sınır noktalarını belirleyeceğiz. Tek bir nokta oluşturup öncelikle kolonumuzun merkez noktasına tutuyorum. Daha sonra bu kolon üzerinde yine aynı nokta üzerindeyken Enter'a basıyoruz. Koordinat sistemimize göre DY yönünde 1300 milim. Basamağın kolon merkezinden uzaklığı 1300 milim olsun. Enter'a basıyorum. Burada yeni bir nokta oluşturuldu. Şimdi her iki yönde paralel noktalar oluşturacağım. Bunlardan birini 320 milim örneğin genişliğimiz olsun. Birinci yönümüz. İkinci yönümüz de bu şekilde. Diğer alt kısımdaki genişliğimiz de 160 olsun. Yani burada aslında amacım çerçeve belirlemek için köşe noktaları oluşturuyorum. İsterseniz bunu siz genel çizgi komutuyla da oluşturabilirsiniz. Sınır noktalarımı oluşturduktan sonra plaka yarat komutuna gidiyorum ve sınırlarımı belirlediğim köşe noktalara tıklayarak bir plak oluşturuyorum. Bu şekilde değişken çizikli bir dikdörtgen formumuz olmuş oluyor. İsterseniz bu noktaları daha sonra temizleyebilirsiniz. Kalabilir, sorun değil. Tekrar 3 boyutlu görünümden bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir basamak oluşmuş görünüyor. Bu basamağın yerleşimini Ctrl W tuşuna basarak yerleşimini ayarlayabilirsiniz. Düzlem içi offsetini hızlıca Ctrl W tuşlarıyla ayarlayabiliyoruz. Merdivenimiz bizim ilk basamağı bu şekilde oldu. Bu basamağın ben bir miktar sağa doğru dönmesini istiyorum. Onun için üzerinde sağ tıklayıp özel kopyala döndür komutunu çalıştıracağım. Önce taşıyarak döndürü deneyelim. Burada 2,5 derecelik bir açıyla döndürelim. Bir miktar döndürdüm. Artık daha düz bir merdiven basamağımız var. Şimdi bu merdiven basamağını döndürerek kopyalayıp sağına çıkaracağız. Üzerindeyken sağ tıklayıp özel kopyala döndür diyorum. Bu kez kopyalayarak döndürü seçeceğiz. Açımız 17 derece olsun. Her bir basamak arasındaki yüksekliğimiz de 180 milim olarak teşkil edilsin ve 15 basamak ekleyelim. 15 kez bu basamak kopyalansın. Çalıştır dediğimde bakın kopyalanarak yukarıya doğru taşındı. Gördüğünüz gibi basamaklarımız oluştu. Bu açıları basamak genişliğini tabii ki mimari çiziminize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde basamakları ayarladıktan sonra yapmamız gereken diğer katlara kopyalamak. Temel katını izleyelim. Ve F4'e basılı tutarak basamaklarımızı seçelim.
Daha sonra yine kopyala komutunu kullanacağız. Doğrusal kopyala. Burada 3100-3015 milim kopyalayalım. İlk basamağın daha uygun olması için bu işlemi yapıyorum. Aslında burada şu işlemi de yapmakta fayda var. Atladığım bir konu oldu. Şimdi basamaklarımız bildiğiniz gibi kolon içerisinde çarpıyor. Dolayısıyla öncesinde bunun kesme işlemini yapmamız gerekiyordu. Kesme işlemini yine bunu çevresiyle kes komutuyla yapıyorum. Plakayı seçip hangi çevreyle keseceksem o elemanı seçiyorum. Seçilen eleman kesilmiyor şeklinde. Şu şekilde baktığınızda da sıkıntı görünmeyecektir. O da daha önceden kalmış bir zaman var galiba. Bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz buraya bir kaynak detayı da ekleyebilirsiniz. Kaynak yarat komutuyla iki elemanı seçip hangi aralıklarda kaynak oluşturmak istiyorsak o aralığı seçip sağ tıklıyorum. Artık bu eleman bir tek bir parça olarak üretilecektir. İsterseniz oradaki kaynak üzerinde çift tıklayıp kaynak özellikleri bölümünden kaynak tipini atölye kaynağı ya da saha kaynağı olarak değiştirebilirsiniz. Tekrar kopyalama işlemini yapalım. Doğrusal kopyala, pardon, döndürerek kopyalayı seçeceğiz. 17 dereceyle döndürecek demiştim. 180 milim basamak yüksekliklerimiz var. 15 adet de kopyalama işlemi yapasın. Çalıştır diyorum. Diğer katlara kesme işlemiyle beraber kopyalanmış oluyor. Şimdi tekrar basamaklarımızın seçimini yapalım. Bütün basamakları seçtikten sonra sağ tıklayıp özel kopyala, doğrusal kopyala diyorum. Burada 3015'lik bir kopyalama işlemi yapacağım. Kopyala diyelim. Gördüğünüz gibi ikinci katı da oluşturduk. Kırmızılar seçili olduğu için onun üzerine tekrar bir kopyalama daha yapılabilir. Ya da adet olarak iki belirtebilirsiniz. Ben tekrar bir kopyalasın istiyorum. Bir kez daha kopyalama işlemi yapmış olduk. Bu şekilde basamakları oluşturabiliriz. Bu üst kattaki merdiven sahanlığında bakın burada korkulu bütün olarak tanımlamak gerekirdi. Bu korkulu wave tuşlarına basarak siliyorum. Hemen buradaki korkuluğu kopyalayabilirim ya da yeni bir korkuluk da burada oluşturabilirim. İstersek korkuluğun uç noktalarını bir miktar uzatabiliriz. Şekilde bir miktar da uzattım. Yaklaşık aynı hizaya gelmiş oldum. Şimdi dairesel merdivenlerde korkuluk tanımlamak tabii diğer merdivenlerdeki kadar kolay olmuyor. Burada da şöyle bir opsiyon var. İsterseniz buradaki korkuluğu manuel olarak kendiniz oluşturabilirsiniz. Nasıl ki protostil içerisinde yapısal olmayan elemanların tasarımını yapabileceğimiz elemanlar mevcut. Örneğin döşeme kirişi, ışık kuşak, merdiven kirişi şeklinde. Buradan döşeme kirişini seçip belirli bir nokta belirtiyorum. İlk noktayı seçtikten sonra üzerindeyken Enter'a basıyoruz. Ve koordinat sistemimize göre hangi yönde ilerleyeceksek DZ olarak belirtiyorum bunu. Korkuluk yüksekliğiniz ne kadar olacak? Örneğin 1000 milim olacak. DZ 1000 olarak ayarlıyorum. Enter'a bastığımız zaman burada bir çizgi tanımlanıyor. Kontrol tuşuyla beraber E tuşuna bastığınızda ve kontrol ile beraber W tuşuna bastığınızda bu elemanın yerleşimi ortalanır. Offset ayarları yapılmış olur. Eleman üzerinde çift tıkladığınızda yine profil kataloğunu görürsünüz. Buradan uygun olan profil tipini seçtikten sonra uygula diye tamam diyerek pencereyi kapatıyorum. Daha sonra bu komutu bu elemanı sağ tıklayıp özel kopyala ya da normal kopyalamayla iki nokta belirtiyorum. Referans noktası olduğu için direkt o noktaya kopyalamış olacağım. Benzer şekilde yine döşeme kirişi komutuyla kolon üst noktalarında bu bölümde de korkuluğun profillerini oluşturalım. Bu iki profili
Bu profil kesiyle aynı yapmak istiyorum. Dolayısıyla nesneleri eşleştir komutundan faydalanıyorum bu noktada. Komutu çalıştırdıktan sonra hangi elemana benzetmek istiyorsak o elemanı seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlemimizi yapmış oluyoruz. Burada bağlantıları oluştururken isterseniz kaynaklı boru profil bağlantı makrosunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde kesim uygulandı bakın. Bunu uygulayabileceğiniz gibi yine kesme nesnesini de uygulayabilirsiniz. Bunu şunun çevresiyle kesi seçip elemanı seçip işlemimizi yapabiliriz. Yine kesme işlemi yapıldı. Ardından tabii ki buradaki kaynak detaylarını bir miktar kaynak dahil olsa belirtmekte fayda var. Böylece bu eleman tek bir profil olarak tanımlanmış olur. Bu işlemlerden sonra da yine yapacağımız işlem çok basit. Elemanlarımızı seçiyoruz hangi elemanları kopyalamak istiyorsak. Sağ tıklayıp özel kopyala döndür. Kopyalayarak taşıyacağız. 15 kat yine 15 adet oluşturulsun. 17 dereceyle 180 santim basamak yüksekliği miktarınca çalıştır dediğimizde bakın. Bu kata korkuluklar kopyalanmış oluyor. Yine diğer katlara ikinci ve üçüncü kata kopyalama işlemi yaparken de oluşturduğumuz bağlantıları seçip oluşturduğumuz korkuluk profillerini seçip kopyalamamız yeterli olacaktır. Buradaki elemanların fazla olduğunu düşünüyorum. Bunları sileceğim. Bu şekilde bakın. Modellememizi yapabiliriz. Burada taban plakası olarak kolon taban plakası olarak tam zeminde olduğu için aslında şu bölümü de silebiliriz bence. Şimdi silmek daha mantıklı görünüyor. Gördüğünüz gibi birinci basamağımızı oluşturduk. Kolon taban plakasını daha önceki webinarlarımda göstermiştim. Şimdilik manuel makro ile tanımladım ama yine alında taban plakası oluşturup bağlantısını manuel olarak oluşturabiliriz. Bağlantı oluştur. Tabii bu durumlarda dikkat etmemiz gereken bir önemli bir nokta var. Bakın manuel bağlantı oluşturmak istedim. Ancak nokta komutlarım görünür olmadığı için herhangi bir noktayı seçemedim. Dolayısıyla manuel makro oluştururken bunlara dikkat etmekte fayda var. Hepsini göster diyelim. Manuel bağlantı makrosu. CHF 355 profil için oluşturduğum taban plakası bağlantısı. Bağlantı oluştur diyorum. Kolonu seçin. Taban noktasını gösteriyorum ve bağlantımız oluşuyor olacak. Bu şekilde tabanda bir bağlantı oluşmuş oldu. Dilerseniz ankraj çubuklarını da ankraj çubuğu makrosunu kullanarak oluşturabilirsiniz şu şekilde. Burada bakabiliriz. Yine bu boru profilin üst noktasında bir açıklık mevcut. Buradaki açıklığı kapatmak için de yine alın levhasından faydalanabiliriz. Alın levhası bağlantı makrosunu çalıştırıp kolon ve kolonun uç noktasını gösteriyoruz. Burada kare formunda bir eleman oluşturuluyor. Bu bir makro olduğu için yine özelliklerini açıp özelliklerinden dairesel levha yarat komutunu işaretliyoruz. Gerekli açıları isterseniz kenara uzaklıklarını buradan değiştirebilirsiniz. Kalınlık vesaire ayarlarını değiştirebilirsiniz. Böylece diğer yangın merdivenimizi de tamamlamış olduk. Genel olarak aktaracaklarım bu kadardı. Yine sorularınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.